Herkese selamlar. Ben Murat Boy. Motobilizmaya hoş geldiniz. Motosikletimizle şehir içerisinde gezerken yeme içme problemimiz pek olmaz. Her taraf restoran, bar, herhangi bir şey. Orada yiyip içebiliyoruz. Ama kamplara gittiğimiz zaman, hele ki böyle Kerbela olduğu zaman veya böyle dağ başında veya çok uzak Irak yerlerde olduğu zaman bazen yeme içmede problem olabiliyor. Yeme içme problemi nasıl olur? Yanınızda bir şeyler götürüp yiyebilirsiniz ama bir çay yapmak, bir kahve yapmak, bir yumurta pişirmek veya bir yemek yapmak için ocağa ihtiyacınız olur. Piyasada gaz ocakları var, ispirto ocakları var veya işte çok büyük ocaklar var. Ben kullandığım ürünü sizinle paylaşmak istiyorum. Benim kullandığım ürün bu. Trangia diye yazıyor. Trangia de okunabilir. Tam bilemeyeceğim çünkü bir İsveç malı. İsveç malı. Ultralight alüminyumdan yapılma. İspirto ocağı. Kullanımı çok basit. Çok komplike bir şey. Çantaya falan çok rahat sığıyor. Çok böyle uç noktada şeylere cevap veremez ama size bir kahve yapabiliyor, çay yapabiliyor, yumurta yapabiliyor, çorba ısıtabiliyor, yemek yapabiliyor. Şimdi bu ocağı kullanarak su ısıtacağım. Kendime kahve yapacağım. İyi seyirler. Kutumuz bu şekilde. Kutumuzu açalım. Orijinal kutusu bu arada. Aynen bu şekilde. Üzerinde bir kayış var. Kayışı açtığınız zaman üstünde teflon tavası var. Tutacağı var. İçerisinde iki farklı boy tavası bulunmakta. Çorba yapabilirsiniz diye. Şimdilik biz bunları kullanmayacağız. Yanmaması için bunu çıkarmak zorundasınız. Bunu da kenara koyalım. Bu alt tarafı, üst tarafını bu şekilde yerleştiriyoruz. Bunları koymadan önce ispirto ocağımızı çıkartıyoruz. Ocağımız bu şekilde. Açılıyor. Kapağı var. Burası açılıyor. Bu söndürme kapağı olarak kullanılıyor. Bunun içerisine ispirto dökeceğiz. İspirto yine Trangia markasının bu şekilde bir kabında geliyor. Bu kap bayağı sert bir plastikten yapılmış. Artı basınca dayanıklı gerçek yakıt taşıma tankı olarak geçiyor. Burasını açtıktan sonra bunun içerisine ispirtoyu boşaltıyoruz. Biraz sallıyoruz. İçindeki bez parça bunun emmesi gerekiyor. Salladıktan sonra ortaya oturtuyoruz. Oturtuyoruz. Bunları indiriyoruz. Buraya suyumuzu ekleyelim. Şimdi suyumuzu ekledik. Suyumuzu kapağımızı kapatıyoruz. Çakmağımızı çekiyoruz. Evet, yanmış. Yandığı çok fazla belli olmuyor ama hızı hemen belli oluyor. Ondan sonra bunu bırakıyoruz. Evet, suyumuz kaynadı. Artık sıcak bir suyumuz var. Bununla ister çay, ister kahve içebiliriz. Veya hazır çorbamız varsa hazır çorbamıza da kullanabiliriz.
suyumuz piştikten sonra söndürmek için şu kapağı kullanıyoruz. Üstünü atıyoruz ve ateş söndü. Toplarken yine aynı şekilde bunu çıkartıyoruz. Ocağımızı çıkartıyoruz. Kendi kapağını kapatıyoruz. Bunu kapatıyoruz. Bunu söküyoruz. Buraya yerleştiriyoruz. Bu iki tavayı buraya. Bunu buraya. Bunu içerisine. Kapağımızı kapatıyoruz. Bunları bastırıyoruz. Bunu da düzgün bir yere koyuyoruz. Kapağı kapatıp ters çeviriyoruz. Bu kadar. Sıcak bir suyun kıymetini soğukta anlıyorsunuz. Az önce suyu ısıtarak kendime güzel bir kahve yaptım. Yerim de çok güzel. Sessizlik hakim. Etrafa bakınıyorum. Dostlar siz de yapın bunu. Ömür dediğiniz bir kere. Yiyin, için, gezin, dolaşın. Zaten hayatınızda türlü problemler var. İş problemi, aile problemi, zart problemi, zurt problemi. Bazen hepsini böyle kenara atıp kendinizi bu şekilde doğaya karıştırın. Ben yapıyorum. Çok da mutluyum. Bir başka metabolizma videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.